ülkede ekonomik kriz var mı? Yok. Var mı? Yok. Yanılıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı bankalar %300 kar edemezdi. Bu ülkede ekonomik kriz olsaydı örgütlü olduğumuz ya da olmadığımız şirketler karlarına bu kadar kar katamazdı. İhracat rekorları kıramazdı. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı birileri için hayat bayram olmazdı. Hayat bayram olmazdı. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Peki o zaman ne var? Emekçinin krizi var, emekçinin. Bizim krizimiz. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit gelirlinin krizi var. Bu kriz bizim krizimizdir, bizim. Değerli arkadaşlar, bunlar oldu, geçti, gitti. Şimdi komisyon yine kuruldu. Müzakereler başladı. Basından izlediniz. Çarşamba günü de komisyon ilk toplantısını yaptı. Ben de perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücretle ilişkin düşüncelerimizi dile getirdim. Kamuoyuna gerçekleri anlattım. Ancak dikkat ettiyseniz herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yer dengeye kadar haklı. Biz de asgari ücretin insanoğluna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa inanın o masadan kalkarız. Değerli kardeşlerim, biz o masada başka bir konu için de mücadele edeceğiz. Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin, bu adaletsizliği mutlaka giderin diyeceğiz. Biz artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarıyla gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine bir düzenleme istiyoruz. İşte o masada bunların mücadelesini vereceğiz, bunların mücadelesini.